Ben mi uyandırdım? Bir şey ister misiniz? Su falan vereyim mi? Şişt. Sen gelsene bir iki dakika şuraya. Gel gel, sarışırız gel. Rahat durmazsın şimdi sen. Onun için diyorum ya zaten. Gel bakalım. Ne güzel, sıcacık. Sen de öylesin. Hı? Bütün ailenle tanışmış oldum bugün. Ne oldu? Oyun uzadı mı? İstik. Yapma. Annene çok benziyorsun. Ya yapma dedim, canın acıyacak. Acımaz. Dur iki dakika. Canım acımaz benim. 204'teki hasta iki kez nöbet geçirdi, enjeksiyon yaptım. 212 numaranın da tansiyonu yüksek. Dil altı verdik, takip ediyoruz. Dün gece İstanbul Otosanayi sitesinde hareketli saatler yaşandı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında aynı kişiye ait olduğu belirtilen 3 iş yeri kül oldu. İtfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor. Yetkililer sabotaj ihtimali üzerinde duruyorlar. İşiniz bitince şu camlara girişin. Kaç gündür bez yüzü görmedik bu camdan. Dün sildim ben camları usta. Bugün bir daha sil. Tamam usta. Günaydın. Siz bana boks yapma demiştiniz sadece de. Yani ben ondan... Burası senin yatak odan değil, hastane. Ya... Biliyorum da doktor bey... yatak maşallah o kadar rahattı ki... kendimi bir an evimde zannettim. Kuzey. Ben böyle rezalet, kepazet görmedim ya. Çık hadi, çık, çık, çık. Kovacaklar hastaneden, çık. Biz değil olduk senin yüzünden. Hadi, hadi. Dur yavaş kızım. Hadi eyvallah. Kolay gelsin. Bir şey istiyor musun akşam gelirken getireyim? Dur ben bakarım. Ver bakayım. Güney. Hmm. Yatağımdayım abicim, hiçbir yere kaçmadım, söyle. Kuzey, babam Ferhat'ın iş yerini yakmış. Ney? Vallahi bak. Haberlerde gördüm, televizyonda. Dün onu bulduğum yerde, oradan tanıdım. O... Yok, o yapmamıştır. Ya ellerinde yanıklar falan vardı. Kesin o yaptı, eminim. Ay Allah Allah. Hastaneden çıktıktan sonra yürüyeceğim dedi dün. Sonra da gece geç geldi eve. Yanıkların nedenini de söylemedi. Olayı haberlerden görünce yüzündeki ifadeden anladım zaten. Tabii o da benim anladığımı anladı. Ne oldu? Hırçkarı diye de soramıyorum. Oğlunun babası. Ya ne gülüyorsun oğlum? Oğlum. Komik. Ne olur çıkma yataktan, tamam mı? Bir aptallık daha yapma. Oğlum. Bu herif şimdi bir şey yapmaz değil mi bize? Aa, Simay şu kumandayı versene yanıma. Hadi kaçtım ben. Akşama görüşürüz. Üstümü değişir gelirim ben. Tamam. İnşallah doktorla karşılaşmam.
Sen ne söylüyordun? Alo. Devam et. Anlamıştır diyorum bizden birinin yaptığını. Anlamıştır tabii. Şimdi durum bir berabere. Hah. Al işte altında kalmaz. Hemen şikayet edecek polise. Bugün çekerler artık bizi karakola. Berat konuşmaz. Ya ne biliyorsun oğlum? Çünkü racona yakışmaz. Bir asmınız bir düşmanınız var mı? Yok. Nasıl açıklıyorsunuz peki bu durumu? Kazadır. Benzin dökülüp yakılmış ama. Yanlışlıktır. Bize kimsenin kastı olamaz. Çünkü böyle bir sebep yok. Eminim. Ben başıma gelenlerden sonra onun ismini verdim mi? Vermedim. O da ötmez. Şimdi herkes daha borçlu. Herkes daha alacaklı. O herifin peşinden ayrılmayacaksınız. Attığı her adımdan haberim olacak. Etrafındakilerin de. Günün birinde ödenir nasılsa. Merak etme. Lan kötü mafya filmlerindeki adamlar gibi konuşuyorsun. Başlayacağım kim sana da raconla da. Merak edilecek bir şey yok. Ben de. Dağıtımı bitirip geleceğim yani. İyi hadi eyvallah. Şüpheli yangını çıkaran kişi veya kişiler için araştırmalar derinleşirken işleri sahibi Ferhat Nezih Coşkun sorulara karşı yanıtsız kaldı. Alo. Baba. Ne oldu? Yok bir şey baba. Şey diyecektim ben. Düşündüm de. Buradan çıkar çıkmaz. Şu yeni dükkana girişelim seninle. Evi de dükkanı da ben taşırım. Sen nasıl yapacağım diye düşünme. Tamam mı baba? Tamam. Dükkan da sana yardım ederim istersen. Sağ ol. Sen sağ ol baba. Hadi eyvallah baba. Eyvallah.